Merhabalar kuzularım, tosunlarım. 11. sınıf sıvı çözeltiler ve çözünürlük ünitesini anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi sıra neydi? Şimdi ise derişim birimlerinin en önemlisi. Molarite dediğimiz bölüme geldik arkadaşlar. Bu molarite kısmını sadece bu konunun içerisinde görmeyeceksiniz arkadaşlar. Bu konudan sonra işleyeceğimiz enerjinin içerisinde de göreceksiniz. Hızda, dengede, sulu çözeltilerde dengede ve KÇÇ dediğimiz çözünürlük dengesinin içerisinde de, yani 11. sınıfın bundan sonra kalan bütün bölümlerin içerisinde, bütün ünitelerin içerisinde molariteye rast geleceksiniz arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeyelim, sözü uzatmayalım. Hadi başlayalım. Bismillah. Peki önce neyle başlıyoruz? Önce tanımla başlıyoruz. Molaritenin tanımı ne arkadaşlar? Molaritenin tanımı 1 litre çözeltide çözülmüş maddenin mol sayısıdır. 1 litre çözeltide çözülmüş maddenin mol sayısıdır. Yani molarite eşittir N bölü V. Şurayı tekrar yazacak olursak molarite eşittir N bölü V. Molarite molar derişimi ifade ediyor. Büyük M arkadaşlar. N dediğimiz çözülmüş maddenin mol sayısı. V dediğimiz burada ne arkadaşlar? Hacim. Ne cinsinden hacim? Tabii ki litre cinsinden, çünkü tanımın içerisinde bu var sevgili gençler. Bakın sadece burayla ilgili, sadece bu bölgeyle, bu tanımla ilgili, bu formülle beraber çözeceğiniz bir sürü soru olacaktır. Haberiniz olsun arkadaşlar. Hemen altındaki örneğe bakalım. 0.4 molar 500 mililitre NaOH çözeltisine kaç gram NaOH çözülmüştür diye sormuş. Ne yapıyoruz? Molaritesi belli, hacmi belli. 0.4 eşittir N bölü V 500 mililitre. Yalnız ne cinsinden alacaktım? Litre cinsinden alacaktım. Buraya kaç yazıyorum arkadaşlar? 0.5. N eşittir kaç gelir buradan? 0.2 mol geldi mi? 0.2 mol madde çözünüyor. Peki bunun gramını soruyor yalnız bana. O hemen şunun envasını hesaplayacağım. 23, 1 daha 24, 16 daha 40 yapar. 1 molü 40 gram ise 0.2 molüne x diyeceğim arkadaşlar. X dediğim değer buradan kaç gelecek? 0.2 çarpı 40'tan 8 gram gelecektir. 8 gram NaOH çözülmüştür dersin. Peki bu çözelti nasıl hazırlanır? Bu çözelti şöyle hazırlanır gençler. 8 gram NaOH'ı alırsın. Tamam. 8 gram NaOH'ı alırsın. Daha sonra nasıl alırsın peki? Hassas teraziler vardır laboratuvarların içerisinde. O hassas teraziyle 8 gramını tartarsın arkadaşlar. Sonra balonjoje dediğimiz böyle şöyle bir zımbırtı, böyle altı geniş. Şurada bir tane borusu var arkadaşlar. Ve derecelendirilmiştir bu. Kaç mililitre su ilave edeceğini falan bilirsin burada arkadaşlar. Bunun içerisinde işte 8 gram NaOH'ı katarsın. Sonra hacim kaç mililitre? 500 mililitre. Ya, getirip üzerine 500 mililitre su dökmezsin. Önce az bir miktar, mesela 100 mililitre, tamam mı? 100 mililitre suyu dökersin. Bu 100 mililitre suyun içerisinde çözersin. Tamamen çözüldükten sonra da 500 mililitre olana kadar, çünkü derecelendirilmiş dedik ya, atıyorum burası 500, rakamı verilir zaten sana. Peki sonra burası 100 mililitre, 500 mililitre olana kadar su ilave edin. Hocam farkı ne? Farkı şu. Siz eğer 8 gram NaOH'ın üzerine direkt 500 mililitre su ilave ederseniz, buradaki NaOH'ın hacminden dolayı son hacim 500 mililitreden az bir şey ne olur arkadaşlar? Fazla olur. Dolayısıyla da işte o standart sapmaya neden olur. Ne yapacağız o zaman? Az miktarda suyun içerisinde çözeceksiniz. Sonra istenilen hacme kadar su ilave edeceğiz arkadaşlar. Devam. İkinci örneğimiz. 22.4 gram KOH ile hazırlanan 4 litre çözeltinin derişimi kaç molardır diye sormuş. Bu sefer de gram verilmiş, hacim verilmiş, molaritesi soruluyor. Biraz öncekinin tersini yapacaksınız arkadaşlar. N eşittir 22.4. Böyle MA'sını hesaplayacak olursanız 56 gelir. Buradan kaç mol geldi? 0.4 mol geldi. Peki molü biliyor muyuz? Evet, artık hacim de belli mi? Evet, dolayısıyla da molarite eşittir 0.4 bölü 4'ten kaç mol gelecektir? 0.1 molar gelecektir dersiniz. Peki şimdi burada bir grafik çizmişiz arkadaşlar. Bu grafiğimiz neyi ifade edecek bize? Bu grafiğimize baktığımızda molarite ile hacmin ters orantılı olduğunu söylemiş. Yalnız bunun olabilmesi için çözülmüş maddenin mol sayısının ne olması lazım? Sabit olması lazım. Kaldı ki biz bu işleme seyreltme ve deriştirme diyoruz. Seyreltme ve deriştirme. Deriştirme. Yani derişimini arttırma ya da derişimini azaltmadan bahsediyoruz. Peki nasıl yapacağız? Onu da şöyle arkadaşlar. Çözülmüş maddenin mol sayısını sabit tutarak ya su ilave edeceğiz ya da su buharlaştıracağız. Peki molarite eşittir N bölü V ya. Molarite eşittir N bölü V olduğuna göre
N'i sabit tutarsanız N eşittir M çarpı V gelir mi? E bu sabitse bu çarpım mecburen sabit olmak zorunda. O zaman bu grafik onu göstermeye çalışıyor. Şurada bir A noktası alsan bu A noktasındaki çözülmüş maddenin mol sayısıyla şurada bir B noktası alsan B noktasındaki çözülmüş maddenin mol sayısı birbirine eşit. Yani şurası aslında NA'yı ifade ediyor. Şurası da NB'yi ifade ediyor. Dolayısıyla bu ikisinin mol sayısı birbirine eşit olduğu için M1 çarpı V1 M2 çarpı V2 formülü ortaya çıkıyor ve ters orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Hacim arttıkça derişim azalacaktır arkadaşlar. Tamam, anlaştık mı? Peki mesela hemen yorumlayalım. Mesela hacmi su ilavesiyle iki katran çıkarırsam derişim yarıya düşer. Su buharlaştırırım hacmi dörtte birine düşürürsem derişim dört katına çıkar. Anlatabildim mi arkadaşlar? Ters orantılı. Hacim azalır, derişim artar. Hacim artar, derişim azalır. Yalnız su ilavesiyle ya da su buharlaştırılmasıyla yapılacak bu hacim değişimi. Devam. Hemen bir tane örneğimiz var burada. 0.2 molar 500 cm3 NH3 çözeltisine üzerine 1.5 litre su ilave edilirse son derişim kaç mol olur? Bak hesap bile yapmayacağız. 500 vardı. 1.5 litre 500 cm3 0.5 litre yapar değil mi? 0.5 1.5 daha ilave ettim. Hacim kaç oldu? 2 litre. 0.5'ti 2 oldu. Kaç katına çıktı? 4. O zaman derişim de 4'te 1'ine düşecektir. 0.2 bölü 4 diyeceksiniz. O da ne yapar arkadaşlar? 0.05 molar çıkacak. İşlem yapalım. Hemen yazıyorum. M1 çarpı V1 eşittir M2 çarpı V2 formülü. 0.2 çarpı 0.5 eşittir molarite son. Molarite son çarpı V sonumuz 0.5 vardı. 1.5 daha ilave ettik. 2 geldi mi? Buradan 2 ile şu sadeleşti. Burada kaç kaldı arkadaşlar? 4. Buradan molarite son eşittir 0.2 bölü 4'ten. O da eşittir 0.05 çıkacaktır son derişim. Hemen altında başka bir örneğimize geçtik. 0.4 molar 1 litre şeker çözeltisinden 200 mililitre başka bir kaba alınıp alınan 200 mililitre çözelti üzerine saf su ilave edilerek 2 litreye tamamlanıyor. Yeni oluşturulan çözeltinin derişimi kaç molardır diye sormuş. Öncelikle yapılan işlemi bir anlayalım arkadaşlar beraber. Bir tane çözeltimiz var. Çözeltimiz ne kadar arkadaşlar? 1 litre. Toplam 1 litrelik bir çözelti ve çözelti 0.4 molar şeker yani C6 H12O6 çözelti. Şimdi bunun içerisinden 200 mililitre ne yapıyoruz? Başka bir kaba aktarıyoruz arkadaşlar. Başka bir kaba 200 mililitre aldım. Şimdi dikkat burada. Ben buradaki çözeltiyi buraya aktardığım zaman 200 mililitresini buraya aktardığım çözeltide 0.4 molar olmaz mı? Derişim değişir mi gençler? Yarısını dökmekle bunlar değil sadece su buharlaştırma ya da suyu ilavesiyle derişim değişiyor. Doğru mu? Yarısını başka bir kaba aktarsam bile veya bir kısmını fark etmez. Burası 0.4 molarsa burası da 0.4 molar. Ama buranın hacmi kaç mililitre şu anda? 200 mililitre. Şimdi bunun üzerine su ilave ederek kaç litreye tamamlıyormuşum? 2 litre. Yani seyreltme işlemi yapıyorum. E bu durumda M1 V1 M2 V2. M1'imiz 0.4 çarpı 0.2 200 mililitreyi litreye çevirdim. Eşittir. Molarite son çarpı. Son hacmi kaç oldu? 2 oldu arkadaşlar. Buradan molarite son eşittir. 0.08 bölü 2'den. O da eşittir. 0.04 molar gelecektir. Evet. Diğer bir örneğimiz. Kütlece %20'lik daha OH çözeltisinin yoğunluğu 1.4 gram bölü santimetre küp ise molaritesi nedir diye sormuş. Gençler karışımlar, sıvı çözeltiler konusunun içerisinde eğer yoğunlukla ilgili bir şey görürseniz şimdiki büyük ihtimal arkadaşlar bu soru tipidir. Bu biraz sonra vereceğimiz formülden çözülür. Formülden de çözmeyebilirsiniz. Önce uzun yolunu çözeceğim. Sonra formülden de şak diye çıkıyor zaten arkadaşlar. Peki kütlece %20'lik NaOH çözeltisinin yoğunluğu 1.4 gram bölü santimetre küpün molaritesi nedir diye sormuş. Şöyle bir şey yapalım bakın. Siz elinizde gelin bana desin deyin ki bana hocam benim elimde NaOH çözeltisi var. Bu çözelti kütlece %20'lik yoğunluğu da 1.4. Bana bunun molaritesini hesaplar mısın dediğini düşünelim. Ben de hay hay kardeşim dedim. Ver bana 1 litre. Var mı bir sakıncası? Ver o çözeltiden bana 1 litre. Tamam aldık. 1 litre. 1 litre aldım. İstediğin kadar verebilirsin ha fark etmez bu arada. Hangi rakam alırsan al aynı sonuç çıkacaktır. 1 litreyi aldım. 1 litre eşittir ne kadardır arkadaşlar? 1000 santimetre küptür. Niye santimetre küpe çevirdim? Çünkü bak yoğunluk santimetre küp cinsinden verilmiş. Bak şu ne demek biliyor musun? Bu diyor ki bu çözeltinin 1 santimetre küpü kaç gram geliyormuş arkadaşlar? 1.4 gram geliyormuş. Tamam. E peki biz ne kadar aldık? 1000 santimetre küp. O zaman bir buranın M çözelti ne yapar arkadaşlar? 1000 çarpı 1.4'ten o da 1400 gram yapar. Sonuç
Bu çözeltinin 1 litresi yoğunluğu 1.4 olduğu için 1400 gram yapıyormuş. 1400 gram çözeltimiz var şu anda elimizde. E peki bu aynı zamanda kütlece kaç çıkmış? %20'lik. Ne demekti bu %20'lik? Eğer senin çözeltin 100 gram ise, 100 gram ise bunun içerisindeki NaOH miktarı, MnaOH kaç gram geliyormuş arkadaşlar? 20 gram. Ay bende 1400 var. 1400'de x dersem arkadaşlar, x dediğim değer buradan kaç gelecektir? Şu 2 sıfır gider. Buradan x dediğim değer 20 çarpı 14 gram gelecektir. İster çarp sonucu bul, öyle işlem yap veya böyle devam et, fark etmez. Peki bu kadar gramın artık kaç mol ettiğini bulabilirim. Çünkü MA'sı belli, değil mi? MA'sını hesaplarsanız 40 gelir. Buradan M eşittir 20 çarpı 14 bölü MA'sı 40. Zırt zırt 2. Buradan kaç molar geldi? 7 mol geldi, özür diliyorum. 7 mol. E molar T eşittir M bölü V değil mi? E bu durumda molar T eşittir M bölü V ise molar T eşittir 7 bölü 1'den. Çünkü 1 litre almıştık. Sonuç 7 gelecektir. Ya da yine çoğunuzun şöyle bildiği denizde yüzen 10 manken olarak bildiği arkadaşlar. Molar T eşittir 10 çarpı D çarpı yüzde bölü MA formülümüz var ki burada bu formülü biliyorsan getir yerine koy sadece. Molarite eşittir 10 çarpı 1.4 çarpı yüzdesi 20 bölü MA'sı 40 eşittir 7 molar gelecektir diyoruz gençler. Devam. Sırada neyimiz var? Sırada ise iyon derişimlerine geçiyoruz. İyon derişimleri dediğimiz şeyler neler? Gençler, iyon derişimleri dediğimiz kavramlar adı üstünde aslında iyonlarını ayrışarak çözünen maddeler için geçerli bir tanımdır. Peki iyonlarına ayrışan maddeler kimler? Tabii ki birincisi tuzlar, ikincisi asitler, üçüncüsü bazlar. Bunlar suda çözündüğünde iyonlarına ayrışırlar, değil mi? Tuzlar iyonlarına ayrıştığında o tuzu oluşturan iyonlar birbirinden uzaklaşır ve suyun içerisinde solvatasyona uğrar. Veya işte asitler suda çözündüğünde ortama H artı iyonu verir. Bazılar suda çözündüğünde ortama OH iyonu verir. Sonuçta iyonlarına ayrışırlar. İşte öğrencinin burada bu bölümde asıl sıkıntı çektiği şeylerden bir tanesi şu olabiliyor. Eğer bilmiyorsa arkadaşlar konunun diğer kısmını. Ben bunu hocam iyonlarına ayrıştıramıyorum. İşte onun için de ben size tavsiyem şu ki arkadaşlar 11. sınıfta işte isimlendirme mevzuunda arkadaşlar oradaki köklerin veya işte 9. sınıfta da var aynı bölüm. Köklerin isimlerini bilin. Mesela burada bu vatandaş, mesela buradaki örnekte alüminyum artı 3 iyonuyla sülfat eksi 2 iyonundan oluştuğunu, bu vatandaş iyonlarına ayrıştığı zaman alüminyum artı 3 iyonuyla SO4 eksi 2 iyonlar vereceğini bilin arkadaşlar. Peki iyonlaştıralım. Önce denklemi yazalım bakın buradan. Al2SO4 3 iyonlarına ayrıştığı zaman buradan 2 tane alüminyum artı 3 artı 3 tane SO4 eksi 2 oluşur. Bu ne demek? Katsayılara göre yorum yapacak olursam 1 mol çözündüğünde 2 mol alüminyum artı 3, 3 mol sülfat. Aynı şeyi molarite üzerinden de yapabilirsin. Çünkü molarite M bölü V olduğu için mol sayısıyla doğru orantılı. Yani buradan 0.2 molarlık çözelti oluşturursan bu tamamen iyonlarına ayrışacağı için 0.4 bundan, bundan ne kadar? 0.6. Yani çözeltinin içerisindeki alüminyum artı 3 derişimi, ki derişim dediğimiz köşeli parantezle gösterilir, eşittir 0.4 molardır. Aynı şekilde SO4 eksi 2 dediğimiz iyonun derişimi ise 0.6 molar çıkacaktır. Bana toplam iyon derişimini sorduğu için ikisini topla, toplam iyon derişimi 1. Ha, o zaman ben eğer çözeltinin derişimini biliyorsam çözeltinin içerisindeki iyon derişimlerini ayrı ayrı bulabilirim. Toplam iyon derişimini bulabilirim. Tam tersi sorulamaz mı? Tabii ki sorulur. Toplam iyon derişimini bilirsek de bu sefer buraya x diyecektik. 2x, 3x diyecektik. Toplam 5x eşittir 1'den x'i bulacaktık. Değişen bir şey yok. Devam. Burada da bak o söylediğim şeye örnek vermiş. Nitrat iyon derişimi 0.6 molar olan 2 litre kalsiyum nitrat çözeltisinde kaç mol kalsiyum nitrat çözülmüştür diye sormuş. Önce bu vatandaşı bir iyonlarına ayrıştıracağız. Kalsiyum nitrat CaNO3 2. İyonlarına ayrıştı. Kalsiyum artı 2 artı 2 tane NO3 eksi mi gençler? Peki şimdi bu vatandaşı diyor ki nitrat iyon derişimi 0.6. E burası 0.6 molar ise dikkat et. Bak 1 molarlık iyonlarına ayrışsaydı 2. Değil mi? O zaman 0.6 oluşabilmesi için çözeltinin derişiminin 0.3 molar olması lazım. Peki molaritesini bulduk mu çözeltinin? Evet. Peki molarite eşittir M bölü V olduğunu da biliyorum. M bölü V. 0.3 eşittir N bölü. Hacim ne kadar arkadaşlar? 2 litre. N eşittir buradan kaç geldi? 0.6 mol geldi arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Devam.
Evet, diğer bir örneğimiz. Bu sefer de aynı iyonu içeren çözeltileri karıştıracağız arkadaşlar. Ne demiş bakalım? 0,2 molar 1 litre magnezyum hidroksit, 0,4 molar 1 litre alüminyum hidroksit, 0,2 molar 2 litre KOH. Çözeltileri karıştırılıyor. Yeni çözeltilerdeki OH iyon derişimi, yeni çözeltideki OH iyon derişimi kaç molardır diye sormuş. Karıştırdık, bir çözelti elde ettik. O çözeltinin içerisindeki OH iyon derişimini soruyor. Peki şöyle yapsak olmaz mı? Sonuçta bana molaritesini soruyor ya, molarite OH eksiği soruyor ya. Bu ne demek? En toplam OH eksi bölü V toplamla bulunur. Değil mi? Karıştırdık. Toplam hacmi bilirsem, içeride bunlardan gelen OH'ın mol sayılarını bilirsem, onları toplarım. Hacme böldüğüm zaman da molaritesini bulurum. Peki herhangi bir tanesinden bir tane OH'ın molaritesini, mol sayısını bulalım gençler. Magnezyum hidroksiti MgOH2 iyonlarını ayrıştırdığım zaman magnezyum artı 2 artı 2 tane OH eksi mi? Evet. E peki çözeltinin derişimi 1 molarsa bundan 1, bundan 1, bundan 2 oluşuyor mu? Peki çözelti. Şimdi bak, önce toplam mol sayısını bulacağız ya. Bu vatandaşın molünü bulalım. Molarite eşittir N bölü V olduğu için N eşittir molarite çarpı hacimdir. Peki 0,2 çarpı 1'den burası kaç mol? 0,2 mol. Peki 0,2 mol. 1 mol ayrıştığında 2 mol OH oluşuyorsa 0,2 mol ayrıştığında 0,4 mol oluşacaktır. Doğru mu? Ha, birinci çözeltiden gelen 0,4. Peki buradaki o zaman OH'ın mol sayısını bulurken ne yaptık bak? Önce molaritesiyle hacmini çarptık. Ve magnezyum hidroksitin mol sayısını bulduk. Bir de onun içerisindeki iyon sayısıyla 2 ile çarptık. OH'ın iyon sayısını bulduk. Yani şunu yaptık bak. 0,2 çarpı 1 çarpı OH sayısı 2. O da eşittir 0,4. O zaman aynı şeyi bunun için yapalım. NOH eksi eşittir 0,4 çarpı 1 çarpı kaç tane OH geliyor? 3. Yani iyonlarını ayrıştırmadan da yapabilirsiniz. Çarpı 3 dediğim zaman 1,2 mol de buradan geldi. Aynı şeyi üçüncüsü için yapıyorum. OH'ın mol sayısı eşittir. 0,2 çarpı 2 çarpı bu sefer bir tane OH olduğu için 1 ile çarptık. O da eşittir 0,4. Toplarsak kaç mol etti arkadaşlar? 2 mol. E peki OH iyon derişimi eşittir 2 bölü topluyorum hacimleri 4. 2 bölü 4'ten ne yapar arkadaşlar? 0,5 molar yapacaktır. Devam. Sıradaki sorumuz yine bir iyon derişimi sorusu. Aşağıdaki grafikte x molar magnezyum nitrat çözeltisi ile 0,4 molar magnezyum klorür çözeltisi karıştırıldığında nitrat iyonlarının derişimindeki değişim verilmiştir. Buna göre karışımdaki magnezyum artı 2 iyon derişimi kaçtır diye sormuş. Gençler önce şu vatandaşı bir iyonlarını ayrıştıralım. Magnezyum artı nitrat MgNO3 2. İyonlarını ayrıştığı zaman magnezyum artı 2 artı 2 tane NO3 eksi mi? Evet. Peki başlangıçta bak dikkat edin. Nitrat iyon derişimi kaç molar? Nitrat buradan geliyor değil mi arkadaşlar? Nitrat iyon derişimi kaç molar? 0,6. E burası 0,6 molar ise demek ki burası kaç molar olacak arkadaşlar? Burası 0,3 molar olacak değil mi? 0,3 molar olacak. Bu çözeltinin derişimi 0,3 molar. E bu durumda magnezyum artı 2 derişimi de başlangıçta 0,3 molardır. Yani şu çözeltiyi 0,4 molar 2 litre çözeltiyi ilave etmeden önce magnezyum nitrat çözeltisinin derişimi 0,3. Dolayısıyla magnezyum artı 2 de 0,3. Peki ilave ettik. Hacim arttığı için derişim ne yapacak? Azalacak. Bana magnezyumun son derişimini soruyor. Peki iyi de 2 litre ilave ettim de başlangıçtaki bunun hacmi ne acaba? Bunun hacmi nereden bulacaksınız biliyor musunuz? Yine nitrattan. Peki biz biraz önce bir şey öğrendik. Mol M1 çarpı V1 eşittir M2 çarpı V2 formülü. Yani seyretme ve değiştirme. Peki nitratın molaritesine bak. 0,6 çarpı başlangıçtaki hacmine A litre dedik arkadaşlar. A dedik. A eşittir. Molarite son. Nitratın son derişimi kaç arkadaşlar? 0,2. 0,2 çarpı dikkat buraya şimdi. Şimdi A litre vardı. 2 litre daha ilave ettik. Son hacim ne oldu? A artı 2 oldu. Peki şu 0,2 ile şunu sadeleştirecek olursanız burası 3A kalır. 3A eşittir A artı 2'den. Buradan 2A eşittir 2'den. A eşittir kaç geldi arkadaşlar? 1 litre geldi. Yani başlangıçtaki bu vatandaşın derişimi 1 litreymiş. Peki magnezyumun artı 2'nin derişimi. Magnezyum artı 2'nin derişimi 0,3 molardı başlangıçta. Hacmi neymiş? 1 litreymiş. Dikkat edin bak. Bu nitrata buradan geliyor ama magnezyum hem buradan hem de buradan geliyor. Doğru mu? O zaman ben başlangıçtaki magnezyumun mol sayısını bulsam. Sonra eklediğim çözeltiden gelen magnezyumun mol sayısını da toplasam. Ve son hacme yani 3 litreye bölsem. Biter.
Peki şimdi birinci çözeltiden gelen yani başlangıçtaki magnezyum mol sayısını buluyorum. N magnezyum. X'i bulmuştuk. X'i kaç bulduk? 0,3 çarpı hacimle arkadaşlar 1 litre bulduk. Buradan 0,3 mol geldi. Aynı şeyi ikincisi için yapıyorum şimdi. İkinci çözeltiden gelen N magnezyum eşittir. 0,4 çarpı hacim ne kadar? 2. Buradan kaç mol geldi? 0,8. Toplarsak 1,1 mol ne geldi arkadaşlar? Magnezyum geldi. E peki o zaman bu durumda magnezyum artı 2'nin derişimi eşittir. 1,1 bölü 3. Yani 11 bölü 30 mu yaptı arkadaşlar? Cevabımız budur. Sırada molarite. 1 kilogram molalitenin tanımı. 1 kilogram çözücüde çözülmüş olan maddenin mol sayısına biz molalite diyoruz. Sevgili çocuklarım, bu molalite kısmıyla ilgili karşınıza yani böyle örnekler çok fazla karşınıza çıkmayacak. Asıl molaliteyi nerede kullanacağız? Molaliteyi çözeltilerin koligatif özelliklerini anlatırken, kaynama noktasındaki yükselme, donma noktasındaki düşme, işte oradaki hesaplamaları yaparken bu sene bu bize lazım. Orada molalite kullanacağız. Molarite değil, molalite kullanacağız. Bu molalite dediğimiz şey derişim birimi küçük m ile gösterilir ve küçük m eşittir nedir arkadaşlar? N bölü kilogram çözücüdür. N bölü kilogram çözücü. Yani çözülmüş maddenin mol sayısı bölü çözücünün kilogram cinsinden değeridir. Bitti. Gelirse eğer molalite ile ilgili soru yukarıdaki iyon derişimleri gibi böyle sıkıntılı sorular gelmeyecektir arkadaşlar. Böyle basit sorular gelecektir. 500 mililitre suda 40 gram kalsiyum bromür çözülmesiyle oluşan çözeltinin molalitesi nedir? Ne yapıyoruz? Tekrar yazayım bak formülü. Molalite eşittir N bölü kilogram çözücü. Bak burada çözücü ha. Molalitede çözeltiyi alıyorduk bir de dikkat. Peki 40 gram kalsiyum bromür. Kalsiyum bromürün mol sayısını hemen bulalım gençler. CaBr2 eşittir. 40 bölü. EMA'sını hesaplayacak olursanız. Bromdan 2 tane var. 80, 160, 40 daha 200. 40 bölü 200'den kaç mol yaptı? 0,2 eşittir. 0,2 bölü 500 mililitre su. Ama aşağıya benim kilogram yazmam lazım. Suyun yoğunluğu 1. Dolayısıyla da 500 mililitre su 0,5 kilogram gelir. 0,2 bölü 0,5'ten de 0,4 molal gelir arkadaşlar. 0,4 molal. Geldik son örneğimize arkadaşlar videomuzdan. Toplam iyon derişimi 0,4 molal olan. Bak bu sefer de İyon derişimini vermiş. Bize çözülmüş maddenin gram cinsinden değerini soruyor. O zaman bu vatandaşı önce iyonlarını ayrıştıralım. Neden? Çünkü iyon derişimi verilmiş bana. Sodyum artı artı OH eksi şeklinde ayrıştırdık mı arkadaşlar? Peki burası toplam iyon. Şimdi çözeltinin derişimine x molal diyelim. Bu x molal çözüldüğünde bundan x molal, bundan x molal oluşur. Toplam iyon derişimi 2x molal. 2x eşittir. Kaç diyeceğiz? 0,4 diyeceğiz. X eşittir kaç geldi arkadaşlar? 0,2 molal geldi. Peki şimdi 0,2 molalite eşittir. Çözülmüş maddenin mol sayısına N diyelim. Bölü kaç gram? 2000 gram. Yani 2 kilogram. N buradan kaç geldi arkadaşlar? 0,4 mol geldi. Ve bu vatandaşın 1 molü 1 mol NaOH 40 gramsa 0,4 molüne X dersen X dediğim değerde ne yapar arkadaşlar? 16 gram gelecektir diyoruz. Cevabımız 16'dır yani. 40 hocam 40'ı nereden bulduk? Şunun emasını buradan hesaplarsanız gençler 40 çıkacaktır. Evet, molariteyi de derişim türleriyle beraber bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.